game kudra nedir? Yani çocuğunla çok oyun oynadın da o yüzden biraz oyuncu bir şey mi yapayım dedin. Hatta nerede o sizin kartlarınız? Orada. Böyle FRP mi diyeyim, tarot mu diyeyim, böyle acayip kartlarınız var. Evet. Ali'nin var, senin var. Eda'nın var, Gökhan'ın var. Kaç kişide böyle kart var? Şöyle göstereyim. Gökhan'ın 6 kişide böyle kartlar var. 6 kişide. Siz 6 kişi bir kafede oturuyorsunuz. Öyle mi? Herkes, oyun oynuyoruz. Herkes kartlarını koyuyor. Evet. Hiçli mi oynuyorsunuz? Ne oynuyorsunuz? Nedir bu oyun? Bu oyun şöyle bir oyun. Bir kere Game Kudra'nın anlamı zaten game işin pazarlama tarafı. Hepimiz tüketicinin zihninde bir köşe kapmaca oyunu oynuyoruz. Değil mi? Konumlandırma dediğimiz şey bu. Game işin o tarafı. Kudra'da, Parfümün Dansı kitabında... Bravo, en sevdiğim kitaplardan işte, biri. Zamana kafa tutan, ölümsüzlüğü bulan kadının adı. Şimdi biz iş olarak ne yapıyoruz? Sen de aynı şey yapıyorsun, ben de aynı şey yapıyorum. Sektör olarak yapmaya çalıştığımız şey, zamana kafa tutan markalar yaratmak. Ama bunu tek başına yapamazsın. Uh-huh. Şimdi biz hepimiz, sen de ve Game Kudra çatısı altında çalışan ve yöneten herkes de çok uluslu şirketlerden geldi. Doğru. Ve biz entegre bir yapıyla büyüdük. Değil mi? 2000'lerde çalıştığımız bütün ajanslar 360 derece hizmet verirdi. Ve bir masa başına dijital de otururdu, PR de otururdu, medya, yaratıcı ekip, strateji, müşteri ilişkileri ve muhteşem şeyler çıkardı. Back to basic yapmakta fayda var. Yenilik iyidir, dönüşüm iyidir ama bazı kaçırmamak lazım. Kesinlikle. Hele de istikrarın olmadığı ya da ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde bir back to basic yapmak lazım. Çünkü tüketici de senden bunu bekliyor. Evet. Aslında her şey bu mantıkla çıktı. Böyle ajanslarda büyüdüm, muhteşem insanlarla çalıştım ve ekip de aynı kökenden geldiği için dedik ki bir dakika, tekilleşen bir sektör var, uzmanlığa giden bir sektör var, harika, evet. Bizim de uzmanlıklarımız var, kartlar o yüzden farklı. Ben bir stratejistim, kalitatif araştırmalarda moderatörlük hizmeti sunuyorum. Hı hı. Ali Yeteroğlu reklam veren tarafında geliyor. Baktığınızda aslında 15 yıldır kavga reklam ettiğim... Reklam veren kökenli yani. Kökenli. 15 yıl boyunca aslında kavga ettiğim, tartıştığım masadan geliyor. Ama onun da iş stratejisi, bilgisi var. Değil mi? Yani müşteriye gittiğimizde bizim yaratıcı fikirlerimiz kadar onların ayaklarını yere bastıracak bir partnere de ihtiyacımız var. Gürkan yıllardır, Gürkan Bayındır, kreatif işlerde çalışıyor. Dijitali çok uzun yıllardır yapıyor. Zaten inanılmaz bir dahi. Kendi programlarını yazıyor, kendi e-ticaret platformlarını yazıyor. Dijital hayatımızda olmak zorunda. Eda Şenyurt benim yıllardır arkadaşım, sıra arkadaşımdı reklam yazarlığında. Çok başarılı işler yaptı, büyük şirketlerde çalıştı. Sonrasında önce müzik, sonra film sektörüyle birlikte celebrity management'ta uzmanlaştı. Baktığında aslında gidiyor. Araştırma şirketleriyle işbirliklerimiz var. Hem hizmet sunuyoruz hem hizmet alıyoruz. İşin bir tarafta eğitim tarafı var, kurumsal eğitim. Tamam, eskiye döndük işte. Evet. Neden tek başımıza bir şey yaratmaya çalışalım ki? Hep birlikte bir masanın başına oturduğumuzda daha güzel şeyler üretiyoruz. Peki sadece kendimiz üretmeyelim. Game Kudra bir platform olarak kuruldu çünkü. Bizim gibi düşünen herkesle ortak çalışalım. Biz reklam ajanslarına, biz araştırma şirketlerine, biz reklam verene, kurumsal sosyal sorumluluk şirketlerine ya da dijital ajanslara. Biz de hizmet verelim. Bizim bilgi birikimimizi onlarınki büyüsün, onlardan öğreneceklerimizle biz büyüyelim diye. Pazarlanması, stratejisi yazılması, üretilmesi, satılması gereken bir fikri olan, bir hissi olan her kurum ve kişiye bizim kapımız açık. Aslında burası bir platform. 4 tane uzmanlığı olan, uzun yıllar sektörde çalışmış, deneyimli 4 kişinin yönettiği bir platform. Bu platformdan bir marka olarak, bir ajans olarak ya da bir kurum olarak hizmet alabilirsin. Ya da bu platformun altına kendin fikrinle, kendin ajansınla, startup'ınla gelip buradan beslenip, farklı sektörlerden, farklı disiplinlerden beslenip fikrini daha da köpürtebilirsin. Burası Anladım. Bir açık alan. Anladım. Ve herkese kapısı açık. Diyorum ya, biz birlikte çok güzeliz.